Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devre ayete kampımızın geldik 78. pardon 77. günde ve bugün integralin kaya testlerini yapacağız arkadaşlar. Kaya testler kaya sorunun test halinde size ödev bıraktığım sizin çözmeniz gereken pratik yapmanız gereken sorulardır diyorum. Temel ve orta seviye tamamı eski nesil oluşacak. Gayet güzel öğretici sorular var arkadaşlar diyelim. Bugünün pdf aşağıda açıklamalarda mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Onu da kotası olmayan arkadaşlar yararlanabilirler diyorum. Toplamda 36 tane soru var burada. Dediğim gibi hepsi test tipinde. Eğer video hoşunuza giderse beğenme, abone olmayı, arkadaşlarınız önermeyi unutmayın diyelim. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki D x küp artı 2 x artı 5 ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki içerisinin Diferansiyelini al. Diferansiyel aldığımızda x tipinde yana dx gelecek. Alalım. Bildiğin türev alıyoruz. x kübün türevi 3x kare artı 2x'in türevi 2 x cinsinde aldığımız için yanına dx attığımızda x sorumuzun cevabı gayet kolay bir soru. Bursa olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz integral 7x üzeri 6 artı 3x kare dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. İntegral alacağız. Üstteki ifadeyi 1 arttırıp üstteki sayıya bölüyorum. 7 çarpı x üzeri 7 bölü üstteki sayıya böldüm. Artı 3 çarpı x üzeri 2 idi. 1 arttırdım. Üstteki sayıya böldüm. Artı c. Yani kısaca 7'ler gitti. 3'ler gitti. Cevabımız x üzeri 7 artı x küp artı c olarak bulundu. Bu da ikinci sorumu bize Ceyhan olarak buldurdu. Üçüncü sorumuz büyük fx eşittir. integral 1 bölü x kare dx olmak üzere f1 3 olmak üzere hiç kere olmak üzere olmadı. F1 3 olduğunda olduğunda burayı düzeltelim. F1 3 olduğunda f 1 değeri kaçtır diyor. Hemen sağ tarafın integralini alıyorum. Büyük fx eşittir. 1 bölü x kare demek x üzeri eksi 2. E mantık neydi? Üssü bir arttır. Üssünü bir arttırdım. x üzeri eksi 1. Üstteki sayıya böldüm. Artı c. Yani benim ifadem aslında eksi 1 bölü x artı c oldu. Diyor ki f1 3 eşit ilk sene 1 yazıyorum. F1 eşittir. Eksi 1 bölü 1 artı C eşittir 3'e. 1 diğer tarafa attım. C dediğim sayı 4. O zaman benim fx'im ne oldu? fx eşittir. Eksi 1 bölü x artı 4 oldu. Ben de f 1 istiyor. x yerine 1 yazdığımda f 1 eşittir. Eksi 1 bölü eksi 1 artı 4'e. Buradan 1 artı 4'ten de 5 sonucunu elde ettim. Ve 3. sorumuzun cevabı burs olarak budur. Dördüncü sorumuz a bir gerçel sayı olmak üzere. integral a kök x dx eşittir 4x. 4x kök x artı c olduğuna göre a değeri kaçtır diyor. Buradan kök x'in integralini almamızı istiyor. Alalım arkadaşlar. Bir kere bu a çarpan olduğu için başına geldi. a çarpı integral. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2. x üzeri 1 bölü 2 çarpı dx. Bu arkadaşın integrali. a hala başta. Üssü bir arttırdım x üzeri 3 bölü 2 olur. Üstü 1 arttırdığımızda x üzeri 3 bölü 2 olur. Bölü üstteki sayıya böldüm. 3 bölü 2 artı c'ye eşittir. a çarpı x üzeri 3 bölü 2 demek. Kök içinde, bakın kök içinde x'in kübü burası kare. 3 bölü 2 ters çevirdiğimizde 2a bölü 3 oldu. Bu da tamam. Bu da tamam. Tabi a artı c. Şimdi bu x küp demek x kare çarpı x. Bunun bir tane eksi dışarı çıkar. Elimizde 2a bölü 3 çarpı bir tane x dışarı çıktı. İçeride karekök x kaldı artı c'ye ve bu ifade sağ taraftaki bu ifade eşit olur. Bakın c'ler aynı, kök x'ler aynı, x'ler aynı. Bu taraf aynıysa demek ki katsayı 4, buradaki katsayı da 4 olacak. 2a bölü 3 eşittir 4 ise eğer 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2, İçler dışlardan a eşittir 6 olarak bulundu. Bu da 4. sorumuzun cevabını bize 6 yani Edirne olarak buldurmuş olur. Beşinci sorumuzda 3 çarpı integral x kare eksi 1 2 karesi 2x dx integraline eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? E değişken değiştirme uygulayacağım. Çünkü türevi içinde mevcut. Ben x kare eksi 1 gördüğüm yere u dersem diferansiyel aldım. 2x çarpı dx eşittir du'ya. Soruyu dönüştürüyorum. 3 çarpı integral x kare eksi 1 gördüm u dedim. u kare 2x dx gördüm. du eşittir. E, u kare du'nun yani u karenin integrali u üzeri 3 bölü 3'tür. Hocam başına 3 çarpanı vardı. A artı c oldu. 3'ler gitti. Geriye 3 u küp artı c kaldı. u neydi? x kare eksi 1'di. x kare eksi 1'in kübü artı c benim cevabımdır. x kare eksi 1'in kübü artı c'den de 5. sorumuz gördüğünüz gibi Diyarbakır olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuz küçük integral fx dx eşittir. Büyük fx artı c olduğuna göre integral f 3 x eksi 1 dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın küçük fx büyük fx artı c eşit. Burada sıkıntı yok. Peki ben değişken değişimi uygularsam içeriye gidiyorum u diyor. Yani kısaca 3x eksi 1 eşittir u. Her iki tarafın diferansiyelini aldım. 3 çarpı dx eşittir du'ya. Demek ki dx demek du bölü 3. Bakın soru dönüşüyor. İntegral fu çarpı dx gördüğüm yere de du bölü 3 dedim. Eşittir. E, integral fx. Büyük fx'e integral fu, küçük u büyük fu demektir. E başta da 1 bölü 3 var. Burası 1 bölü 3 çarpı büyük fu artı c'dir. 1 bölü 3 çarpı büyük fu demek u'yu yerine yazdığımızda u'yu yerine yazdığımızda f 3x eksi 1 A artı C'dir. Yani benim cevabım 3x eksi 1 bölü 3 3x f 3x 1 bölü 3 A artı C'den de 6. sorumu bize a'dan olarak buldurmuş olur. Hepsi gayet temel seviye sorulardı. 4 biraz daha iyiydi. Daha uğraştırıcıydı. E 6 bir tık daha iyiydi diyelim. Ve bu sayfamızı bu şekilde geçmiş olalım. 7. sorumuzda integral 6x artı 1 bölü Parantez 3x kare artı x'in karesi dx integraline eşit. aşağıdakilerden hangisidir? Yine değişken değiştirme uygulayalım. 3x kare artı x gördüğüm yere u dersem. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımda iki başa düştü. 6x artı 1 çarpı dx eşittir du. Ki bunun türevi zaten burada mevcut. Soruyu dönüştürüyorum. İntegral. 6x artı 1 dx du'ydu. Burası du oldu. Bölü paydamız da u'nun karesi oldu. Yani kısaca integral. İntegral u üzeri eksi 2 çarpı du demektir. Devam ediyorum. Üssü 1 arttırdım. u üzeri eksi 1 üstteki sayıya böldüm. Artı c. Bu da eksi 1 bölü u artı c. E buradan da eksi 1 bölü u gördüğüm yere 3x kare artı x yazdım. Artı c. Yani benim cevabım. 1 bölü eksi 1 bölü 3x kare artı x'ten bakın 7. sorumuz Diyarbakır olarak bulunmuş olur. 8. sorumuzda integral dx bölü 2 kök x artı 1 kök x integralinde kök x artı 1 t dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integralden hangisi elde edilir? Dönüşüm yapılacağımız kısmı bana vermiş. Peki dönüştürelim. Yani ben buraya gidip ne diyeceğim? T diyeceğim. Bu birinci aşama. Bakalım. Kök x artı 1 eşittir t ise her iki tarafın diferansiyelini aldığımda kök x'in türevi yani diferansiyeli 1 bölü 2 kök x'tir. Çarpı 1'in zaten 0 gelecek. Yanında dx olacak. Eşittir dt'ye. Soruyu dönüştürüyorum. İntegral. integral. Bu gördüğümüz yere t demiştim zaten. 1 bölü t çarpı. Bakın çarpı. Buradaki 2 kök x. 1 bölü 2 kök x. E 1 bölü 2 kök x dx burada mevcut. Bunu gördüğüm yerde dt dedim. Yani benim sorumun cevabı direkt integral. dt bölü t olarak bulundu. dt bölü t'den de bakın. 8. sorumuz. Ceyhan olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorum eksi birden 2 iki x artı bir bölü x kare dx integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Önce şurayı bir düzenleyelim. 2x artı x üzeri eksi 2 demektir. İntegral eksi 1'den 2'ye eşittir. 2x'in integrali 2x kare bölü 2 artı x üzeri eksi 2'nin integrali üstü 1 arttırdım. x üzeri eksi 1 bölü üstteki sayıda eksi 1'e böldüm. Düz çizgi eksi 1'den 2'ye eşittir. 2'ler gittiğinde x kare. x üzeri eksi 1'den 1 bölü x geldi. Baş paylara eksi vardı. Eksi 1 bölü x düz çizgi. Eksi 1'den 2'ye eşittir. x'in 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Eksi 1 bölü 2 artı. x'in eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Bakın. Eksi eksi 1'den artı 1. Bir saniye. 2 yazdım bu. Başında eksi olacak ama hepsini kapatacak bu eksi. Tabii çıkartacağız çünkü. Eksi parantez eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi 1 bölü eksi 1'den de artı 1. Eşittir. 4 eksi 1 bölü 2 eksi 2 oldu. 4 eksi 2'den 2 iki, eksi 1 bölü 2. 2 çarpı 2 4. 4 eksi 1'den de 3 bölü 2 sonucunu buldum. Bu da 9. sorumuzu bize adan olarak buldurdu. 10. sorumuz integral 0'dan 1'e. x kare eksi kök x dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bulalım. Bu arkadaşın integrali x karenin integrali x küp bölü 3 eksi. Şimdi kök x demek x üzeri 1 bölü 2. Üssü 1 arttırdım oldu sana x üzeri 3 bölü 2. E 3 bölü 2'ye bölmüş oldum. Düz çizgi 0'dan 1'e eşittir. Önce x sene 1 yazıyorum. 1 bölü 3 eksi x sene 1 yazıyorum. 1 bölü 3 bölü 2 eksi 0 yazdığımızda her şey gider zaten. O zaman benim cevabım 1 bölü 3 eksi ters çevirdiğimizde burası 2 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkarttığımda eksi 1 bölü 3 sonucu çıkıyor. Ve 10. sorumuzda da diğer vakır olarak bulunur. 11. soru integral 1'den 2'ye 2x de x artı 2'den 4'e 2x de x artı 4'ten 6'ya 2x de bakın işerlerim aynı ve ve aynı anda 1'den 2'ye bunun bitişi diğerinin başlangıcı 4 Bitişi diğerinin başlangıcı. Demek ki hocam bunların hepsi birleşir. Tek bir integral altında alt sınırımız 1. Üst sınırımız 6 olur. İçeride de 2x dx oluşur. Eşittir. 2x'in integrali 2x kare bölü 2. Düz çizgi 1'den 6 yap. 2'ler gitti. x'e 6 yazdım. 6'nın karesi 36 eksi. 1 yazdım. 1'in karesi 1. 36 eksi 1'den de 35 cevabını buldum. Ve 11. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz. 12. sorumuzda f tek fonksiyon ve h çift fonksiyon olmak üzere. Şimdi mantıklı düşünelim. Benim fx'im tek fonksiyonsa, bakın küçük fx e işte mesela x küp. E bunun integral alınmış hali büyük fx olsun. Ne olur bu? x üzeri 4 bölü 4. Yani bu tekse benim integral alınmış halim çifttir. Bu bir. E aynı mantık, aynı mantık. Eğer benim hx'im çiftse x kare gibi bunun integral alınmış hali büyük hx'tir. Bu da x küp bölü 3 olur. Bu da tek fonksiyondur. Harika. Geldim buraya. Eksi m'den m'ye fx x dx. Şıklara baktığımızda sıfırdan m var değil mi? O zaman ben bunu çok güzel bir şekilde parçalıyorum. İntegral eksi m'den sıfıra. Bakın. fx artı hx dx artı bir de integral sıfırdan m'ye. Burası da fx artı hx dx dedim. Bu bir. Sonra eksi m ile sıfırın yerini değiştirdiğimde Gerek var mı? Yok tam yok tam. Buranın integralini düşünüyorum ben. Küçük fx'in integrali büyük fx'tir. Küçük hx'in integrali de büyük x'tir. Düz çizgi eksi m'den sıfıra. Önce sıfır yazdım. Burası f0 artı h0 eksi. Eksi m'yi yazdım. Parantez f eksi m artı h eksi m. Şimdi fx çift fonksiyondu. O zaman f eksi m artı f m'ye eşittir. E hx çift fonksiyon, tek fonksiyondu. Büyük h. h eksi m'de eksi h m eşit. Yani burası şöyle dönüştü. f 0 artı h sıfır. Eksi dağıtım içeriye. Eksi f m. Burada eksi vardı. Eksi dağıtım içeriye. Artı h m oldu. Bu birinci aşama. Peki bu nasıl dönüşür arkadaşlar? Bu arkadaşımız, bakın bu arkadaşımız yani burası şu şekilde yazılabilir. İntegral. Şimdi sıfırlardan. Eksi 0. f sıfır. f Evet şöyle oluyor bakın. Burası f sıfırdan m'yi çıkartmışım. Yani sıfırdan m'ye olarak yazsam ben burayı sıfırdan sıfırdan m'ye. Bak sadece şurayı dönüştürüyorum. Burayı kenara çekeyim. Burayı integral f sıfırdan f tam tersi olacak. Önce üst taraf sıfırdan m'ye m'ye Burası otomatikman küçük fx artı küçük hx olacak. Çünkü bunun integrali büyük fx artı büyük hx'ti. Sıfır yazdım. F0 artı h0. Sonra m yazdım. m yazdığımızda çıkarmamız gerekiyordu. Eksi fm artı hm. Hmm. Artı artı bir eksi olması lazım. Birini daha eksi yapmamız lazım. Düzeltelim. O zaman haşemi orta öbür taraf almak için bu f0'ı dönüştüreyim. Şimdi benim f'im çift fonksiyonda, haşim tek fonksiyonda. O zaman bu h0 eksi h0 eşittir. h0 eksi h0 eşittir. O zaman benim bunu yazdığımda integral, bakın integral, hm eksi h0, f0 eksi fm. Yani eksi parantezinde şöyle yazabilirim ben. Bu arkadaşı H x eksi fx de yazsam ve sıfırdan M'ye dönüştürdüğümde bu işlemin integral alınmış hali yukarıdaki işleme eşit olmak zorunda kalır. Yani benim şu anda sol tarafım integral sıfırdan M'ye hx eksi fx demektir. Artı yanında integral sıfırdan M'ye fx artı hx demektir. Bu ikisi birleştiğinde fx'ler gider geriye integral sıfırdan M'ye. 2 tane h x dx kalır. E bu da iki başa geçtiğinde bana 12. sorumuzun cevabını bursa olarak vermiş oldum. Çok tatlı bir güzel soruydu diyorum. Ve 11 güzeldi. 10 kolaydı. 9 kolaydı. 8 kolaydı. 7 kolaydı deyip bu sayfamızı da bu şekilde geçmiş oluyoruz ve geldik 13. sorumuza. 7'den 10'a f(x) dx 48 olduğuna göre 3'ten 4'e f(3x 2) dx integralinin değeri nedir diyor. Hemen değişken değiştirme. 3x 2 gördüğüm yere u dersem. Diferansiyel aldım. 3 çarpı dx eşittir du'ya. O zaman integral f içeriye u dedim. E, dx gördüğüm yere de. Çünkü dx demek du bölü 3 demek. Buraya da du bölü 3 derim. Sınırları değiştiriyorum. Benim sınırım bakın burada 3'tü. 3 yazdım. 3 çarpı 3 9 eksi 2'den yeni sınır 7 oldu. Sınırımız 4'tü. 4 yazdım. 4 çarpı 3 12 2'den yeni sınırımız 10 oldu. Yani kısaca buranın cevabı şöyle bulunur. Diyelim ki küçük f'un integrali büyük f'udur. Bu da 10'u ve 3'ü ya da yazayım tabii. Büyük f u bölü 3 düz çizgi 7'den 10'a. yine yazdığımızda da f f10 f10 eksi büyük f 7 bölü 3 benim cevabım olacak. Yukarıya geldim. Küçük fx'in integrali büyük fx olsun diyelim. Buradan fx düz çizgi 7'den 10'a işlemi sonucu 48 diye. E bu nasıl yazılır o zaman? Bu şöyle yazılır. F10 eksi F7 eşittir 48'e. Pay kısmına 48 yazdım. Bölü 3 yaptığımda da 16 cevabını bulurum. Bu da 13. sorumuzun cevabını bize Ceyhan olarak bulur. 14. sorumuz fx'imiz. x eğer sıfırdan büyük eşitse x sıfırdan küçükse ax kare olmak üzere. Eksi 1'den bir fx de x 1 bölü 6'dır buna göre a. Aşağıdakilerden hangisidir? Benim kritik noktam sıfır olduğuna göre tam sıfır olan noktada parçalıyorum. Eksi birden sıfıra ki eksi bir ile sıfır arası x'in sıfırdan küçük olduğu ax kare denktir. ax kare dx artı ikinci işlemde sıfırdan bire diye parçalanır. x'in sıfırdan büyük olduğu işlem bu da x'e denktir. Cevabı 1-6 olacak. Önce integral alıyorum. Aldım. ax karenin integrali ax küp bölün 3 düz çizgi eksi 0'a sıfıra artı x'in integrali x kare bölü 2 düz çizgi sıfırdan 1'e eşittir. 0 yazdım 0 eksi eksi 1 yazdım. Eksi 1'in kübünden eksi 1 eksi a bölü 3 bu eksi artı yapar. a bölü 3 artı x yine 1 yazdım 1 bölü 2 eksi 0 yazdım 0 ve sonucum 1 bölü 6 olarak bulundu. Şimdi a'yı bulabiliriz. 1 bölü 2 diğer tarafa gönderdim. a bölü 3 eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 2. Burayı 3 ile genişlettiğimde bakın 3 ile genişlettiğimde 1 eksi 3. 1 eksi 3 bölü 6 doğru mudur? Doğrudur. 1 eksi 3 bölü 6 o da eksi 2 bölü 6 o da eksi 1 bölü 3 demektir. 3'ler gitti. Buradan a sayımız eksi 1 olarak bulundu ki zaten benden bunu istiyordu. 14. sorumuzun cevabı bu şekilde. Eksi 1 olarak benden a istiyordu. Eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. 15. sorumuzda integral eksi 2'den 2'ye mutlak değer x dx de integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyorum. Mutlak değer fonksiyonu integralini istiyorsa içeriği 0 yapan değer nedir? 0. Yani 0 noktası kritik noktadır. 0 noktasında bu integral parçalanır. Yani şöyle olur. İntegral eksi 2'den 2'ye işte fx eksi 2'den 0'a özür diliyorum. Artı bir de 0'dan 2'ye olarak parçalayacağım. Önce ben bunu bir parçalı fonksiyon şeklinde yazayım. İki ihtimal var. X'in 2'den küçük olduğu bir de pardon sıfırdan. X'in sıfırdan küçük olduğu X'in sıfırdan büyük eşit olduğu iki ihtimal var. Eğer X sayısı sıfırdan küçükse mutlak derinci negatiftir. Dışarıya eksiyle çarpılıp çıkarılır. X sıfırdan büyük eşitse pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. O zaman eksi 2 ile sıfır arasındaki eksi X olarak davranacak. Sıfır ile 2 arasında da X olarak davranacak. İntegrallerimizi alalım. Eksi X'in integrali Eksi x kare bölü 2 düz çizgi eksi 2'den 0'a artı integral. x'in integrali x kare bölü 2 düz çizgi 0'dan 2'ye. 0 yazdım gitti. Eksi parantez eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2 2. Başında eksi vardı. Eksi 2 artı 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2 2. Eksi 0. Bu da 2 artı 2'den 4 cevabını veriyor ve 15. sorumuzun cevabı da bursa olarak bulunmuş oluyor. 16. sorumuzda eksi 2'den 2'ye mutlak değer x kare eksi 1 dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine mutlak değerin içinde 0 yapan değerler. Bu sefer 2 tane kritik nokta var. Yani x kare eşittir 1'e buradan eksi 1 ve artı 1. Demek ki fonksiyon şöyle parçalanacak. 1. x eksi 1'den küçük olabilir. 2. x sayısı eksi 1 ile eksi 1 ile 1 arasında olabilir. Üçüncü ihtimalimde x büyüktür 1 olabilir. Eşitleri buraya attım. Peki 3 şekilde fonksiyonu parçalayayım. x sayısı eksi 1'den küçükse. Bakın x sayısı eksi 1'den küçük mü? Burası aslında mutlak değer x eksi 1 çarpı mutlak değer x artı 1'dir. x sayısı eksi 1'den küçükse. Eksi 1'den küçükse. Hem bura negatif hem bura negatif. İkisi de negatifse çarpımları pozitif. Yani burası aslında x kare eksi 1 olarak çıktı. Bu bir. Eksi 1 ile artı 1 arasında 0 değeri verdiğimde negatif oluyor. Demek ki eksiye çarpılıp çıkacak. Burası eksi x kare artı 1'dir. x 1'den büyükse x de pozitiftir. x kare eksi 1 olarak çıkar. Parçalıyorum integralimizi. İntegral eksi 2'den eksi 1'e kadar nasıl davranıyor? x kare eksi 1 olarak davranıyor. Artı integral eksi 1'den 1'e kadar eksili davranıyor. Eksi x kare artı 1 dx artı integral 1'den de 2'ye kadar x kare eksi 1 olarak davranıyor. Eşittir. x kare eksi 1'in integrali x küp bölü 3 eksi x düz çizgi eksi 2'den eksi 1'e artı burası eksi x küp bölü 3 artı x düz çizgi eksi 1'den 1'e artı burası da eksi x küp bölü 3 eksi x düz çizgi 1'den 2'ye. Hepsini yazıp artık cevabımızı buluruz. Bundan sonrası amele işleme. Eksi 1'in kübünden eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazdım. Artı 1. Eksi parantez. Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin kübü. Eksi 8 bölü 3. Eksi 2 yazdım. Artı 2. Bu 1. 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3. Artı 1. Eksi parantez. Eksi 1 yazdım. Yine artı 1 bölü 3. Eksi 1 yazdım. Eksi 1. Yanlış olmasın. Artı. 2 yazdım. 8 bölü 3. Eksi 2. Eksi parantez 1 yazdım. 1 bölü 3. Eksi 1. Şimdi. Eksi eksi artı 8 bölü 3. Eksi 2. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Eksi eksi artı 8 bölü 3. Eksi 2. Burası. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Dağıtım içeriye eksi 1 bölü 3 artı 1. Burası da artı 8 bölü 3 eksi 2. Dağıttım içeriye. Eksi 1 bölü 3 artı 1'e. Sonra 8 bölü 3. 8 bölü 3 16 bölü 3. 16 eksi 1 15. Bir tane daha çıkarttım 14. Bir tane daha çıkarttım 13. Bir tane daha çıkarttım. Bunların hepsi 12 bölü 3 oldu. 1 eksi 2 eksi 1 artı 1 sıfırladı. 1 eksi 2 eksi 1 artı 1 sıfırladı. 12 bölü 3'ten de 4 cevabını bulurum. Bu da 16. sorumuzun cevabını bize burs olarak bulunmuş oluyor. 17. sorumuzda f öyle ki 0-4 arasında r aralığında tanımlı. fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. 0-4 aralığını bakın alt sınırımız 0, üst sınırımız 4. Şöyle kesik çizgiyle göstereyim. Üst sınırımızda inceltelim. Üst sınırımızda 4 olacak. Tamam. Burası 4 noktası. Güzel. Aralığını 4 eşit parçaya bölen düzgün P bölüntüsü. Benim delta x'im ne olur o zaman? Delta x'im 4 eksi 0 bölü 4 eşit parçayı böleceğim. 4. Demek ki her parçanın uzunluğu bir birim olacak. Yani burada 4 de var bir birim. 3 de var bir bölüntü. 2 de var. Ve 1 de var. Hepsini böleceğim. 1, 2, 3. Her bir delta'mızın uzunluğu bakın bir birim olacak. P bölümsüne ait Riemann üst toplamı. Peki Riemann üst toplamına ait şu şekilde oluştururuz üsse göre dikdörtgenleri tamamlıyorum. Bir dikdörtgen üsse göre üst parça göre dikdörtgen tamamlıyorum. Üst parçaya göre dikdörtgen tamamlıyorum. Ve en son üst parçaya göre dikdörtgen tamamlıyorum. Bu sefer 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen oluştu. Bu bölüntünün toplamını istiyor bizden. Alanlarını bulacağım. Üst toplamın 0 ile 1 arasında uzaklık 1 birim. Çarpı üsse göre davranıyorum. Fonksiyon x kareydi. F 1 artı. Yine 1 ile 2 arası uzaklık 1 birim çarpı üstteki ifade göre davranıyorum. F2 artı 1 çarpı F3 artı 1 çarpı F4 demektir. F1 dediğim 1'in karesinden 1 çarpı 1. 1 çarpı F2 dediğim 2'nin karesinden 4. F3 dediğim 3'ün karesinden 9. F4 dediğim 4'ün karesinden 16. Toplayalım. 16, 9 daha 25. 4 daha 29. 1 daha 30 yaptı. 30 yaptı. 17. sorumuzun cevabı bu şekilde. Ceyhan olarak bulundu y eşittir kök x eğrisi x eşittir 1 doğrusu ve x eksen arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Hemen 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 çizelim. Kök x eğrisi şu şekilde oluyor. Sıfıra sıfırdan geçecek. Bakın y, y, eşittir x kare bu şekildeydi ya. Bunun sağ tarafının tersini düşünün. Yani illa nizami çizmek zorunda değilsiniz. Bu arkadaşımız y eşittir kök x eğrisinin grafiği. Bu kalsın aklınıza yeter. Sağ tarafı zaten sol tarafında değer yoktur. Çünkü sıfırdan daha küçük değer veremiyorum x yerine x eşittir 1 doğrusu da kesikli çizgi olsun göstereyim. x eşittir 1 doğrumuz da bu olsun. Ve x eksen arasında kalan bölge. Demek ki benim alt sınırım da 0 oldu. Ve benden soru bu bölgeyi istiyor. E kolay hocam. İntegralle bulurum. İntegral alt sınır 0, üst sınır 1. Ve burada kök x var. Kök x çarpı dx eşittir. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2. Alıyorum integralini x üzeri 1 arttırdım. 3 bölü 2 üstteki sayıya böldüm. Artı C gerek yok. Çünkü bu belirli integral. Düz çizgi Sıfırdan 1'e. x yerine 1 yazdım. 1 bölü 3 bölü 2. Eksi 0 yazınca gider zaten. Yani benim cevabım ters çevirdiğimizde 2 bölü 3 bulunuyor. Ve 18. sorumuzun cevabı da burs olarak bulunmuş oluyor deyip bu sayfamızda bu şekilde geçtim. 18 gayet güzel soruydu. 17. Riemann güzel soruydu. Bir soru bekliyorum. 14 güzel soruydu. 15 kolaydı. 16-15'e göre bir tık daha zordu. 13 de güzel soruydu deyip bu sayfamızı bu şekilde geçtik ve 19. sorumuzda devam ediyoruz. Y eşittir kök x eğrisiyle y eşittir x kare eğrileri arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Artık ben ikisini de biliyorum Detaylı çizmeyebiliyorum hem de. Eksenlerimiz bunlar. Y eşittir kök x'imiz renk değiştireyim mavi y eşittir kök x'imiz budur. y eşittir kök x ve y eşittir x kare de kırmızıyla gösterdiğim bu arkadaşlar. y eşittir x kare. E bunların kesişim noktası belli. Aradaki bölge buranın alanı istiyor. Şimdi ben kesim noktalarından sınırlarını belirleyebilirim. Gidip x kareyi kök x'e eşitlesem her iki tarafın karesini aldım. x küp eşittir x. Bu da x küp eksi x eşittir 0. x parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0'a Bunların kesim noktaları. Zaten sol tarafa inmeyecek merak etmeyin. Buradan x1 eşittir 0, buradan da x2 eşittir 1 ve x3 eşittir eksi 1. Eğer bu devam etseydi eksi 1 de kesecekti fakat kesişmiyor. 0 ve 1 noktalarını kesişiyor. Demek ki benim alt sınırım 0, üst sınırım 1 oldu. Çünkü bu eksi 1 kökü sağlamaz. Çünkü ben kafama göre kare aldım burada. Bunu zaten bu işlemi, bu hani bu yaptığımız işlemi zaten öğrettim ben daha önce size benden bu bölgeyi istiyorsa üste kalan kısımdan integral sıfırdan bire üste kalan kısım kök x eksi altta kalan kısımdan x kareyi çıkartıp cevabı alanımızı buluruz. Kök x'in integrali x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi x karenin integrali 3 x küp bölü 3 düz çizgi sıfırdan bire. x'ine 1 yazdım. 1 bölü 3 bölü 2 Eksi 1 bölü 3. Sıfır yazına bir şey gelmez zaten. Ters çevirdim. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten de cevabımızı 1 bölü 3 olarak buldum. Ve bu da bana cevabını verir. 19. sorumuzun cevabı da Adana 1 bölü 3 olarak bulundurur. 20. sorumuzda S1, S2 ve S3 bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere. S1 alanımız 8. Bakın alan 8 alan 8 ise x eksenin üstünde integralin sonucu da 8'dir. S2 alanımız 9 ama x eksen altında kaldığı için integralin sonucu eksi 9'dur. S3'ümüz 4 alanımız 4 fakat doğru x eksenin üstünde integralin sonucu da 4'tür. Eksi 6 ile 4 fx dx integralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani eksi 6 0 arasındaki integralin sonucu 8 başka sıfırla şuradaki değer arasındaki integralin sonucu eksi 9 ve bu değerden 4'e kadar olan integralin sonucu da 6'dır. Benden bunların hepsinin toplamını istiyor. 8 eksi 9 eksi 1 artı 6 da 5 yapar hocam. 20. sorumuzda bu şekilde. 20. sorumuzda bir kere daha bakayım sıkıntı yaşamayalım. 8 eksi 9'dan eksi 1 6 eksi 3 4'müş ya. Burada 4. İşte batasyon. 8 eksi 9'dan eksi 1 eksi 1 artı 4'ten de 3 sonuç çıkar ve bu da 20. sorumuzun cevabını bize Cehan olarak bulurmuş olur. 21. sorumuzda küçük bir detay var. Sıfırdan 1'e kök 1 eksi x kare dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi diyor? Hocam bu soru nasıl çözülecek? Bakın şöyle yapalım. Kök 1 eksi x kare gördüğümüz yere eğer biz gidip y dersek her iki tarafın karesini aldığımda 1 eksi x kare eşittir y kareye attım bu tarafa. Bu da x kare artı y kare eşittir 1'e. Bu bana çember denklemini veriyor. Ve bu sorular şöyle çözülüyor. Dikkat! x kare artı y kare eşittir 1 çember denklemidir hocam. Ben birim çemberi çiziyorum. Bakın birim çemberi çiziyorum. Bu bir. Yarı çapı yarı çapı buradaki 1'dir. Yani R'dir. R kare 1 ise. Benim yarı çapım 1 bir birimdir. Yarı çapı 1 bir birim olan çemberi Çiziyorum. Eksi bir. Burası da bir. Başlangıcımız sıfır. Diyor ki sıfır bir arasına bak. Sıfır bir arasında kök bir eksi x kare dediği kısım alan şu alana denk geliyor. Bakın. Bu bir eksi x kare olabilirdi. 4 eksi x kare olabilirdi. Bu tarz olduğunda bu çemberde miyim, Daireyi çizmek zorundasınız. Ve bu bölge sıfırla bir arası. Bakın bu arkadaşa denk geliyor. Benden bu alanı istiyor. Benim bütün alanım pi çarpı direkt karedir. E dörtte birini alıyorum. Bölü 4 dediğimde pi çarpı 1 bölü 4'tür. Buradan da cevabım pi bölü 4 olarak bulunur. Ve 21. sorumuzun cevabı da Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Bir uç nokta bir değer. Hani karşınıza çıkar diye çözdüm bu soruyu. 22. sorumuz f öyle ki sıfırdan 4'e r aralığında tanımlı y eşittir x fonksiyonu veriliyor. 0-4 aralığında 4 eşit parçaya bölen düzgün p bölüntüsüne ait Riemann alt toplamını benden istiyor. Gelin alt toplamını bulalım. Y eşittir x çizmek çok kolay. Sıfıra sıfırdan geçen y eşittir x'imiz budur. Tabi alt tarafa doğru devam eder ama işimize yaramıyor zaten bu tarafa. 0 4 arası parçalayacağım. 0 4 arasını parçalayacağım. Üst sınırımız 4 olsun burada. 4 olsun. Bakın 4 eşit parçaya böleceksem 4 eksi 0 bölü 4'den her bir parçanın uzunluğu birbirim olacak. Demek ki 4'ü kullanacağım. 3'ü 2'yi bir de biri. Yazalım değerlerimizi. 1, 2, 3, 4. Şimdi alt rimini kullanacaksam. Bakın normalde üst rimini kullansa ben dikdörtgeni buradan çizerdim. Fakat alt rimini kullandırdığı için şöyle yapayım. Oluşacak dikdörtgen bu arkadaştır. Bu arkadaştır. Bu arkadaştır. Ve buradan çizdiğim budur. Yani en sonunda dikdörtgen oluşmaz alt rimında. Toplamda 3 tane bölge oluşuyor. Bakın dördüncüsü dikdörtgen olmuyor. Eğer üstten gitseydim 4 tane oluşturabilirdim alt istediği izlemiz, 3 tane oluştu. E bu y eşittir x'ti. Tamam. 1 2 arası uzaklık bir birimdir çarpı alt Riemann'a göre çözüyorum. Bakın alt Riemann'a göre çözüyorum. F1 artı 2 3 arası uzaklık bir birim çarpı alt Riemann'a göre F2 3 4 arası bir birim çarpı alt Riemann'a göre F3 aslında burada da var. Bakın ikisi arası bir birim çarpı F0. F0'a 0 veriyor. F1 1'dir. 1 çarpı f2 2'dir. 1 çarpı f3 de 3'tür. 3, 2, 5. Bir daha 6 çıkar cevabım. Ve 22. sorumuzun cevabı da bu şekilde. Edirne olarak bulunmuş olur. 23. sorumuzda y eşittir 1-x kare eğrisiyle y eşittir 1-x -x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Bu bölgenin alanı bulmak için tabii ki de benim bu eğrileri çizmem gerekiyor. Öncelikle y eşittir, y eşittir eksi x kare eğrim. Bakın y eşittir eksi x kare eğrim budur. Y eşittir eksi x kare. Diyor ki buna bir birim ekle. Buna bir birim eklediğinde bu bir birim yukarı gidiyor. Yani benim y eşittir 1 eksi x kare eğrim bu oluyor. Y eşittir 1 eksi x kare eğri budur. Bu bir. Peki x eksenini nerede kesiyor diye sorarsanız da y yerine 0 yazdığımızda 1'e eksi 1'de kesiyor. Bu tamam. Sonra bir eksi x'i çizeyim. Y eşittir 1 eksi x eğrisi. x yerine 0 verdiğimizde 1'den geçecek. Bakın x yerine 0 verdim. Fonksiyonumuz 1'den geçecek. x yerine 1 versem fonksiyon 0'dan geçecek. x yerine 1 verdim. Fonksiyon 0'dan geçecek. Bu noktaları birleştirdiğimde, farklı bir renkle birleştirelim. Noktaları birleştirdiğimizde şu arkadaşımız çıkar. Bu eğri de y eşittir, 1 eksi x eğrisi var mı sıkıntı? Y'dir eksi -x, x bu bir yukarı kalmıyor. yok. Hiçbir sıkıntı yok. Arasında kalan bölgede arkadaşlar şudur. Bakın budur. Bitti soru. E, bu bölge istiyorsa benim alt sınırım 0, üst sınırım 1'dir. E üstteki kalan kısım bakın eğrinin üst kısmı y eşittir 1 eksi x kare çıkartacağım. Altta kalan doğru o da 1 eksi x'ten çıkartıp integral alacağım. Devam ediyorum. İntegral sıfırdan 1'e. 1 eksi x kare. Eksi dağıtım içeriye. Eksi 1 artı x. Dx dedim. 1 eksi 1'i götürdüm. İntegral alıyorum. x eksi x kare integrali. Eksi x küp bölü 3. 1 eksi 1 götürdü. Artı x. x'in integrali de artı. x kare bölü 2. Düz çizgi sıfırdan 1'e. x gördüğüm yere 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Eksi sıfırlar gelecek. Buradan bir şey gelmez. 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. Eksi 2 artı 3 bölü 6'dan da 1 bölü 6 cevabını buluyorum. Ve sorumuzun cevabı 23 Edirne olarak bulunmuş olur. 24. sorumuzda gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f'in türevi 2x 6 eşit işte veriliyor. f fonksiyonu alacağı en küçük değer 6. Bakın ben f türev x'in integralini alsam neyi bulurum? fx'i bulurum tabii ki de. Benim fx'im şöyle bulunuyormuş. İntegral aldım. 2x kare bölü 2 eksi 6x artı c'ye. İkiler gittiğinde yani kısaca x kare eksi 6x artı c ile bulunuyor. Şimdi bunun en küçük değeri demek. Bu bir parabol. Kolları yukarı doğru olan parabol. Ve bu, bunun minimum değeri tepe noktasının r virgül k'sıdır en küçük değer 6 ise bu r virgül 6'dır. E, r de eksi b bölü 2 a'dan bakın r'si eksi b bölü 2 a o da 6 bölü 2'den 3'tür. Benim tepe noktam 3'e 6'dır. Yani 3'e 6 bu parabolü sağlamak zorunda. Yani diyor ki f3'ünüz 6 olacak. 3'ün karesi 9. Eksi 6 çarpı 3. Eksi 18 artı c eşittir 6. 9 eksi 18 eksi 9 diğer tarafa attım. C sayısı 15. Benim fx'im artık ortaya çıktı x kare eksi 6x artı 15. Ve f 2yi bul diyor. x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 6 çarpı 2. Eksi 12 artı 15. Eksi 12 artı 15'ten 3. 3 artı 6'dan da. Tekrar bakayım. x kare eksi 6x artı c. En küçük değer 6. <laughs> yani sonucum 6. Minimum değerim 6. Minimum değerim 6 ise 3 yazdığımda 6 çıkacak demektir. 3 yazdım. 6 çıkacak. 3'ün karesi 9. Eksi 6 çarpı Eksi 18 artı C. 6'ya. 9 eksi 18'den. Eksi 9 diğer tarafa attım 15. C 15. C 15 ise F2 istiyor. 2'nin karesi 4 eksi. 6 çarpı 2. 12 artı 15. Bu 6 değil 4. Şimdi çıktı. Eksi 12 artı 15'ten. 3 artı 4'ten 7 olacak. İşlem hatası yapmışız. Veya şuraya 6 görmüşüm ben. 24. sorumun cevabı da diğer bakır olarak bulunmuş oluyor. Ve 24 güzelce türevi kattığımız bir soruydu. Yani buradaki R'yi Türev olarak da bulabiliyordunuz zaten biliyorsunuz. 21 güzel soru farklı soru. 20 güzel soru. 23 güzel soru alan sorusu. 22 güzel bir Raymond'ı ve 19 da güzel bir alan sorusuydu deyip 25 ile devam ediyor. Y fx eğrisinin grafiği orijine göre simetrik. Yani diyor ki fx'iniz sizin tek fonksiyon. Sizin fx'iniz tek fonksiyonsa diyelim ki fx'in türevi olan büyük fx o zaman ç çift fonksiyondur. Bu bilgiler işime yarayacak. Devam ediyorum. Yani f x artı 3'ün integrali büyük f x artı 3 düz çizgi eksi 7'den 1'e artı. Diğer taraf yine f x eksi 1 çift fonksiyon olacak. f x eksi 1 düz çizgi eksi 3'ten 5'e. O zaman değerlerini yerine yazıyorum. Eşittir. x'e 1 yazdığımızda f 4 eksi. Eksi 7 yazıyorum. Eksi 7 artı 3'ten burası f eksi 4. Bunları kullanacağım. Artı 5 yazıyorum. Büyük f 5 eksi 1'den 4 eksi. Eksi 3 yazdım. F eksi 4 geldi. Var mı sorun? Yok. E hocam benim f'im çift fonksiyonsa büyük f x'in f x eşittir f eksi f x eşittir f eksi x demektir. Yani F4, f 4 f eksi 4 eşittir. Burası sıfırlar. Burası sıfırlar. Totalde benim cevabım 0 olur ve 25. sorumuzun cevabı da bu şekilde Adana yani 0 olarak bulunmuş olur. 26. soru. fx eşittir x eksi a gx eşittir x kare. Eksi 1'den 3'e fx dx küçük eşittir. Eksi 1'den 3'e gx dx olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın eksi 1'den 3'e fx nedir? x eksi a'nın integrali alacağız burada. Burada da x karenin integralini alacağım. Sol tarafa geliyorum. x eksi a'nın integrali. x kare bölü 2 eksi a x düz çizgi eksi 1'den 3'e küçük eşittir. x karenin integrali x küp bölü 3 düz çizgi eksi 1'den 3'e. x'ini 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9 bölü 2 eksi 3 a e, eksi 1 yazıyorum. Eksi parantez. Eksi 1 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 1 yazdım. Artı a. Küçük eşittir. 3 yazıyorum. 27 bölü 3'ten 9. Eksi 1 yazıyorum. 9. Eksi parantez. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3'tür. Devam edelim. 9 bölü 2. Eksi 3A. Eksi 1 bölü 2. Eksi A. Küçük eşittir. 9 artı 1 bölü 3 demektir. Buradan ne buluruz? 9 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkardım. 8 bölü 2. Oradan 4 buldum. Eksi 3A eksi A'dan eksi 4A buldum. Küçük eşittir 9 artı 1 bölü 3. Sonra eksi 4A'yı bu tarafa. Ne oldu sağ tarafı? 4A. 9'u diğer tarafa 4 eksi 9 artı 1 bölü 3 dersem. Güzel. Eksi 5 artı 1 bölü 3. Burası eksi 15 artı 1'den. Eksi 14 bölü 3 küçük eşittir 4'e. Her iki tarafı 4'e böldüğümde. Eksi 14 bölü 12 küçük eşittir a'ya. Sonra 2'ye böldüm. Eksi 7 bölüm 6. Burası eksi 1 küsür bir sayı. Eğer benim a sayım eksi 1 küsür sayıdan büyükse bundan büyük olan en küçük mü oluyor? Bundan büyük olan en küçük tam sayımızda şöyle yapalım. Eksi 1 burada. Eksi 1 küsür burada. Eksi 1 küsürden büyük olan en küçük sayı eksi 1'dir arkadaşlar diyelim. Ve bu da 26. sorumuzun cevabını bizlere c olarak bulur. 27. sorumuz m çarpı integral 1'den 4 e x kare dx eşittir. Eksi 2'den m'ye 20 dx olduğuna göre m sayısı kaçtır diyor. O zaman buranın integrali alayım. m çarpı parantez x karenin integrali x küp bölü 3'tür. Düz çizgi 1'den 4'e eşittir. 20'nin integrali 20x'tir. 20x düz çizgi eksi 2'den m'ye. x'e 4 yazdığımızda 4'ün kübü 64 yapar. 64m bölü 3 eksi 1 yazıyorum. Buradan da m bölü 3 geldi. Eşittir. X ile m yazıyorum. 20 çarpı m'den 20b eksi 20 çarpı eksi 2 eksi 40 artı 40 yaptı. Devam edelim. 64 eksi 1'den 63 bölü 3. 63m bölü 3 eşittir. 20m artı 40. A, 63 bölü 3'ten 21m attım diğer tarafa. Etti sana bir tane m eşittir. 40 ve bu da ve bu da 27. sorumuzun cevabını bizlere Diyarbakır olarak bulurmuş olur. 28. sorumuz x eşittir 0 noktasında x eksenine teğet olan bir f fonksiyonu. Bakın bir fonksiyon var elimizde 0 noktasında teğet. Bu fx ise eğer eğer bu 0 noktasında teğetse bu fonksiyona demek ki f türev 0 yani 0 noktasındaki türevi 0'dır. Tekrar ederim. Bu fonksiyonun o hani bu çift olduğu veya nasıl diyelim parabolik olarak tepe veya çukur olduğu noktalarda benim türevim her zaman sıfır. Çünkü x -e de bakın buralar teğetleri paralel. Güzel. F türevi 0, 0. X eşittir. Eksi iki noktasındaki teğetin m eksi dörttür. Bu da bana şu bilgiyi veriyor. F türev eksi iki bana m teğeti o da eksi verir. Bu iki bilgiyi aldım. Devam ediyorum. Sıfırdan eksi 2 f türev x çarpı f ikinci türev x dx integral değeri kaçtır diyor. Buraya gidiyorum u diyorum. f türev x veya f ikinci türev x özür İkinci türev x eşittir u diyorum. Diferansiyel aldım her iki tarafın. Her iki tarafın diferansiyel f türev x olması lazım. f türev x'e u dersem diferansiyel aldım. f ikinci türev x çarpı dx eşittir du. İntegral sıfırdan eksi 2'ye. E baktığımızda hocam F türev x x'e ben u demiştim. U çarpı diğer taraftan f 2 türev x'de x vardı. Bu da d u'ydu. E bu integralin sonucu u kare bölü 2 düz çizgi sıfırdan eksi 2'ye. Tabi değişir bu. Değişir bu. Ya da böyle yazayım sıfırdan eksi 2'ye. E u'yu da yerine yazarsam f türev x diye. Eşittir. Burası f türev x bölü 2. Tabi kare var burada. Düz çizgi sıfırdan eksi 2'ye. Önce x yerine eksi 2 yazıyorum. F türev Eksi 2'nin karesi bölü 2. Eksi 0 yazıyorum. F türev 0'ın karesi bölü 2'ye. Sonra. Bana bu bilgileri vermiş zaten. F türev 0 ve F türev eksi 2 belli. F türev eksi 2 eksi 4'tü. Eksi 4'ün karesi 16 bölü 2 eksi. F türev 0 0'dı. Bu da 0 bölü 2. 16 bölü 2'den 8 cevabını buldum. Ve 28. sorumuzun cevabı bu şekilde burs olarak bulunmuş oldu. 29. sorumuzda şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 0'dan 6'ya f türevi x artı x dx değeri kaçtır diyor bana. Gelin biz bu integrali bulalım. f türev x'in integrali tabii ki de fx'tir. Ve şöyle yazılır. f x artı x'in integrali de x kare bölü 2'dir. Düz çizgi 0'dan 6'ya. Yukarıdaki grafiğe göre çözeceğim. O zaman buraya geldim. 6 yazdım yerine f 6 Artı 6 yazdım yerin altının karesi. 36 altı bölü 2 eksi parantez 0 yazdım. Buradan F0 artı 0 bölü 2. Bu Doğru, doğrudur sıkıntı yok. F6 dediğim yer kök olduğu için 0'dır artı. 36 bölü 2 18 eksi F0. X'in 0 yazdığımızda fonksiyon 4'ten geçiyor. 18 eksi 4'ten de 14 cevabını bulurum. Ve 29. sorumuzun cevabı bu şekilde diğer Diyarbakır olarak bulunur. 30. sorumda yukarıdaki şekilde y eşittir mx artı n doğrusu y eşittir x kare parabolünü, parabolünü apsisi eksi 2'ye 4 olan noktalarda kesmektedir. Eksi 2'ye 4'te kesiyor. Buna göre taralı bölgenin alanı kaçtır diyor. Bu taralı bölgenin alanı şöyle bulunur. Üste kalan kısımdan altta kalan kısımları çıkaracağım. Yani kısaca integral eksi 2 4 aralığında ben mx artı n'den neyi? x kareyi çıkartıp integral alacağım. Peki hocam ben bu m, m ve n sayılarını bulabilir miyim? Şöyle bulurum. x yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2'nin karesinden 4'ten geçiyor. x yerine 4 yazdığımda parabolde 4'ün karesinden 16'dan geçiyor. E ben bu iki noktayı biliyorsam bu iki nokta bu doğrudan da geçiyor. m'yi n'yi bu şekilde bulurum. Aynı şekilde ben bu y'de yani doğru fonksiyonda x yerine 2 yazdım, yazsam 4'ten geçecek. 4 eşittir eksi 2m artı n'yi ve İlk sene 4 yazsam 16'dan geçecek. 16 eşittir. Burası da 4m artı neye? Üst tarafı 2 ile genişlettim. 8 eşittir. Eksi 4m artı 2 ne? Taraf tarafı topladım. 16 artı 8 24 eşittir. 2 ne? N daha 3 ne? N sayısı 8'e. N yerine 8 yazdım. Diğer tarafa attım. 4 ne? 4m 8 ise M dediğim sayıda 2'dir. Yani benim doğrum, doğrum 2x artı 8'dir. Geldim buraya. İntegral 2x artı 8 eksi x kare dx. Alalım integralimizi. Eksi 2'den 4'e. Artık cevabı bulalım. Eksi x kare integrali eksi x küp bölü 3. 2x integrali artı 2x kare bölü 2. Bir de artı 8x düz çizgi. Eksi 2'den 4'e. Çözelim cevabımızı bulalım arkadaşlar. Bu ikiler gitti. 4 yazdım. Eşittir. Eksi 64 bölü 3 artı 4 yazdım. 4'ün karesi 16 artı 8 çarpı 4'ten de 32 eksi parantez. Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin kübe eksi 8. Bir eksi vardı burada. Oldu sana. 8 bölü 3. Tamam. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 çarpı 3'ten de eksi 16. Bakalım kaç çıkıyor. Bu eksi içeri dağıttığımda buraya eksi, buraya eksi, buraya artı gelecek. Hatta 4 eksi 16, eksi 12. Orada artı 12 olacak. 32, 42, 48, 58, 2 daha 60. 60'tan eksi 64 bölü 3, eksi 8 bölü 3, eksi 64 bölü 3, eksi 8 bölü 3. Eksi 64, eksi 8'den de eksi 72 bölü 3. Bu da eksi 24 yaptı. 60 eksi 24'den de 36 oldu. Ve, ve 30. sorumuzun cevabı bu şekilde. Ceyhan olarak bulunmuş oldu ve çok 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 tatlı bir soru. 27 güzeldi. 26 güzeldi. 29 güzeldi. İyi sorulardı. Yani öğretici sorulardı. 28 öğreticiydi ve 25 de sağlam soruydu deyip 31. sorumuzla devam ediyor. F ikinci türevi 2x çarpı F türevi 2x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir şeyin türevin içinde olması lazım. O zaman ben gidip f türev 2x gördüğüm yere u dersem her iki tarafın diferansiyelini aldığımda f ikinci türev 2x çarpı içinin türevi 2 çarpı dx eşittir du yap. 2'yi paydaya indirdim. f ikinci türev 2x çarpı dx eşittir du bölü 2. Ye. Soruyu dönüştürüyorum. İntegral. Bakın f türev x gördüğüm yere u'yu yazdım. Çarpı İkinci türevi 2x dx. ikinci türevi 2x dx gördüğüm yerde du bölü 2'yi yazdım. Yani bu arkadaşımızın integrali u küp bölü 3. Bakın u küp bölü 3. Bir de 2 vardı burada. Tamam. Artı c demektir. E u dediğim sayıda f türevi 2x'ti. Demek ki burası f türev 2x'in kübü küp mü olur? Yok. Kare olacak ya. U küp olur mu hiç? Yanlış yaptık. U kare bölü 2 olacak. U kare bölü 2 çarpı 2. Bu da f türevi 2x'in karesi bölü 2 çarpı 2'den 4 artı c'dir. F türevi 2x'in karesi bölü 4 artı c'den de 31. sorumuzun cevabı adan olarak bulunmuş oluyor. 32. sorumuzda integral fx çarpı x dx eşittir x küp artı 4x kare artı 2x olduğuna göre f eksi 1 kaçtır diyor. Şimdi burada çarpım durumunda olduğu için ben bu değişken değiştirme uygulayamıyorum. Önce integralden kurtulmam lazım. O yüzden eşitliğin her iki tarafının ben x'e göre türevini alıyorum. Yani türevini alıyorum. Çünkü ben türevini aldığımda dx'ler gider. Bu arkadaşlar gider. Geriye sadece burada fx çarpı x kalmış olur. Sol taraf sadece fx çarpı x alır. Çünkü integral alıp artı c gelir. Türev alıp c'yi yok ederim. Kendisi gelir yani. Eşittir. Diğer tarafın türevi 3 çarpı x kare artı 2 başa düştü. 8x artı 2 oldu. Güzel hocam. Güzel. f 1 istiyor x eksi 1 yazdığımda f eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1 3 ile çarptı 3 oldu. Burası eksi 8 artı 2 oldu. 3 artı 2 5 5 eksi 8'den de eksi 3 geldi. Ve her iki tarafı eksi 1'e böldüğümde f eksi 1 eşittir. 3 cevabını bulurum. 32. sorum bu şekilde edin olarak bulunmuş olur. 33. sorumuzda Y eşittir x kare eksi 4 eğrisi ile y eşittir 8 eksi 2 x kare eğrisi arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Benden istiyorum. Çizelim grafiklerimizi. Yani kısaca parabol bilmek gerekiyor arkadaşlar. x kare eksi 4'ü hızlıca çizelim. Y eşittir x kare buydu. Eksi 4 olduğu için 4 birim aşağıya kaydırıyorum. 4 birim aşağıya kaydırdığımda benim bu eğrim y eşittir x kare eksi 4 oluyor. Alt kısmı eksi 4, e peki hocam eksenlerim, x eksenini nerede keser? Ben eşittir 0 yaptığımda eksi 2'ye artı 2 noktasında kesiyor. Bu 1. 8 eksi 2 x kare çizeceğim. 8 eksi 2 x kare. Kollar aşağı doğru olan bir parabol olacak. Bu parabolün tepe noktası x yerine 0 yazdığımızda 8'den geçer. Peki x eksenini nerede keser derseniz de 8 eksi 2 x kareyi 0'a eşitlersem 2 e x kare eşittir 8'e x kare eşittir 4'e yine eksi 2 ve artı 2'den kesecek. Yani benim parabolüm bakın parabolüm şu şekilde çizilmiş olacak. Bu da 8 eksi 2x kare parabolü. E diyor ki arada kalan eğri. Arada kalan eğri de bu şekilde bulunmuş oldu. Peki bu arkadaşın alanı nasıl çözülür hocam? İntegral alt sınırımız eksi 2'den üst sınırımız 2'ye. Peki üstteki eğrimiz 8 eksi 2x kare. Eksi Altta kalan eğrimiz de x kare eksi 4'ün integralini al yani dx. İntegral eksi 2'den 2'ye 8 eksi 2x kare eksi dağıtmış yarıya eksi x kare artı 4 dx demektir. Burası da burası da integral eksi 2'den 2'ye eksi 2x kare eksi x kare daha eksi 3x kare 8 artı 4'ten artı 12 dx'tir. Eşittir. Eksi 3x kare integrali eksi 3x küp bölü 3 artı 12x var. Alt sınır eksi 2'den 2'ye eşittir. 3'ler gitti. X x'den 2 yazıyorum. 2'nin kübü 8'den eksi 8 geldi. Artı 12 çarpı 2 24. Eksi parantez eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Bir eksi var burada artı 8. Eksi 2 çarpı 12'den de eksi 24 geldi. Eksi 8 artı 24'den 16 eksi. 8 eksi 24'ten eksi 16. Artı yaptı burayı. 16 artı 16'dan da 32 cevabını buldum. Ve 33. sorumuzun cevabı bu şekilde burs olarak bulunmuş oldu. 34. sorumuzda fx artı f türev x e küp artı x kare eksi 4x artı 1 olduğuna göre f eksi 1 değeri kaçtır diyor bana. Şimdi bir fonksiyon ve onun türevi varsa ve sonucu 3. küp 3. derecedense demek ki benim fx'imin otomatikman 3. dereceden olması gerekiyor. Yani ax küp artı bx kare artı cx artı d olacak ki bunun türevini aldığımda f türevi x eşittir. 3 ax kare artı 2 bx artı c olsun. Ve bu ikisinin toplamında bakın toplamında da ax küp artı bx kare var 3 ax kare var. Burası x kare parantezinde b artı 3 a artı cx ve 2 bx var. x parantezinde c artı 2 b artı bir de sabit sayı C artı D var. Ve bu arkadaşımız bakın buna eşit olmak zorunda. A x küp x küp ise A x küp eşittir x küp ise A dediğimiz sayı 1'dir. Bu bir. Sonra x karenin katsayısı 1 eşittir. x karenin katsayısı B artı 3 A. B artı A yerine bir yazdım. 3. Diğer tarafa attım. Eksi 3. B dediğim sayıda eksi 2. Bu da tamam. X'in katsayısı burada C artı 2 B. C artı 2B dediğim 2 çarpı eksi 2 eksi 4. E, X'in katsayısı burada eşittir eksi 4'e. Demek ki C dediğim sayı 0'dır. D'yi bulalım. C artı dedi artı 1 eşit. C artı D eşittir artı 1 eşit. C yerine 0 yazdım. D dediğim sayı 1'dir. Demek ki benim fx'im eşittir. A yerine yazıyorum. Bakın x küp B yerine yazıyorum. Eksi 2 x kare C 0 yok kadar artı D A artı 1'dir. F eksi 1'i istiyor f eksi 1 eşittir. Eksi 1'in kübü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1. Başında eksi 2 var. Yanında artı 1 var. Ve benim cevabım eksi 2 bulunur. 34. sorumuzun cevabı. 35. sorumuzda integral 0'dan 2'ye 3 x küp eksi 24 bölü x eksi 2 integral değeri kaçtır diyor. Şu an bu integral alamıyorum. Fakat 3 parantezin aldım pay kısmını x küp eksi 8 yani kısaca x küp eksi 2'nin kübü. Bölü paydamız x eksi 2 eşittir. 3 çarpı x eksi 2 x küp eksi 2'nin kübü demek x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 2'nin karesinden 4. Bölü paydamız x eksi 2. Bu x eksi 2'ler gitti. Yani sorumuz 0'dan 2'ye integral. 3 çarpanını başa attım. Geriye x kare artı 2x artı 4 dx x kaldı. Eşittir 3 çarpı. Ben bu arkadaşın integralini alırsam geriye x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2'den x kare artı 4x düz çizgi 0'dan 2'ye x yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı parantez. 2'nin kübünden 8 bölü 3. 2'nin karesinden 4. 4 çarpı 2'den 8. Eksi parantez 0 yazdığımızda her yerden 0 gelir. 3 içeri dağıttım. 3 çarpı 8 bölü 3'ten 8 artı. 4 artı 8 12. 12 çarpı 3'ten 36. Toplamda 44 yapar. Ve 35. sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak bulunur. 36 ile beraber son sorumuzu da yapalım. Arkadaşlar fx eşittir f x. Yani diyor ki küçük fx'iniz sizin çift fonksiyon. E küçük fx'iniz çift fonksiyonsa bunun integral olan büyük fx'iniz sizin tek fonksiyon olmak zorunda. Bundan zaten bol bol bahsettik. Güzel. Eksi 5'ten 0'a var. Bir de 5'ten 7'ye fx 4 var. Eksi 5'ten 7'ye fx nedir diyor bana. Şimdi benim küçük fx'im çift fonksiyonsa büyük fx'im tek fonksiyondu. O da şöyle alınır. fx düz çizgi Eksi 5'ten 0'a eşittir 8'e. Önce 0 yazıyorum. F0 eksi F eksi 5 eşittir 8'e. Bu bilgi 1. Diğer taraftan bura yine çift fonksiyon olacak. Büyük fx 5'ten 7'ye. Önce 7 yazıyorum. Büyük f7 eksi büyük f5 eşittir 4'e. Soru benden ne istiyor? Soru benden. Yine bu arkadaşın integrali büyük fx olacak. Büyük fx düz çizgi eksi 5'ten 7'ye. Yani benden istediği f7 eksi f eksi 5'tir. Şimdi büyük fx'imiz tek fonksiyon. Bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Büyük fx'imiz tek fonksiyon. Bunu zaten kullanacağız. Oradan o gelse, oradan o gelse. Oradan o gelse. Orada sıkıntı yok. Eksi 5, 0, 5, 7. Şurayı parçalasam mıydım acaba? Eksi 5, 0, 5, 7. Eksi 5 0 fx de x 5 7. Ama oradan yapabiliriz aslında ya. Eksi 5 0 0 5 5 7. Aynen öyle yapalım. Aynen öyle yapalım arkadaşlar. Buradan yapmak yerine şöyle yapalım. Bana verdiği bu ifadeyi ben şöyle yapıyorum. İntegral önce eksi 5 0 fx dedim. Daha sonra artı integral 0'dan 5'e fx dedim. Artı integral 5'ten 7'ye f x dx. Tabi hepsinde dx var. Şimdi benim büyük fx'im eğer tek fonksiyonsa. Ben şunu anlıyorum burada. Bakın tek fonksiyonsa. Demek ki ben şu arkadaşı çözseydim. Büyük f0 eksi büyük f eksi 5 gelecekti. Şu arkadaşı çözseydim de bakın büyük f5 eksi -F büyük f0 gelecekti. Eğer benim f fonksiyonum burada tek fonksiyonsam f0 eksi f5 demek bakın bu eksi f0 tek olduğu için eksi f eksi 5'te artı f 5 demekti. E bu işlem ne oldu? Diğeriyle aynı oldu. Yani bu arkadaşı dönüştürüyorum. İntegral 0'dan 5'e fx. Yanında bir tane daha integral 0'dan 5'e fx var. Veya tam tersi. Diğer tarafa da dönüştürebiliriz. Çünkü diğer tarafı verilmiş bana. Yani ben bu arkadaşı aynen bırakıyorum. İkincisini dönüştürüyorum. Burası integral eksi 5'ten 0'a fx. E diğer sıfırdan 5'e de integral eksi 5'ten 0'a fx'e eşit. A artı bir de burada integral 5'ten 7. Zaten benim sorumun cevabı bu olacak. Eksi 5'ten 0'ı 8'di. Yanına bir tane daha 8 vardı. 5'ten 7'ye 7, 4'tü. 16 artı 4'ten bu işlemin sonucu 20 oldu. Ve 36. sorumuzun cevabı bu şekilde Diyarbakır olarak bulunmuş oldu. Ve bugünümüzü de bu şekilde bitirdik. Güzel soru, güzel soru. 35 kolaydı. 32 güzel soru, 31 güzel soru ve... 34'te güzel soru deyip bugünümüzü 77. günümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. 77. gün integral kaya testler ilk videomuzu tamamlamış olduk. Geriye kaya testlerden bir tane video kalmış. Oldu arkadaşlar ve son 3 tikimiz kaldı. Artık yavaştan bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa destek göstermek adına beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.